Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde servisler konumuza başlıyoruz. İlk olarak öğreneceğimiz servis türü ise started servis dediğimiz yapı. Öncelikli olarak şöyle teorik olarak üzerinden bir geçelim. Nedir bu started servis? Main thread'in üstünde çalışır ve onu çağıran komponent yani activity veya bir broadcast receiver veya bir servisten bağımsız olarak bu main thread'in içinde çalışıyor. Bağımsız olması ne demek? Ola ki bu activity veya servis durdurulsa bile bu arka planda çalışmaya devam eder ta ki siz ona bir stop komutu verene kadar. Eğer siz bu servisin içinde böyle uzun sürecek bir işlem yaptığınızda sizin UI'nızı yani main thread'inizi kilitleyebilir. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Bu servis main thread'in üzerinde çalışıyor. Main thread neydi? Kullanıcının işte butonları tıkladığı, arayüzde etkileşim halinde etkileşim sağladığı işlemleri ele alan thread'di. Siz eğer bunu 10 saniye boyunca kilitlerseniz kullanıcı herhangi bir işlem yapamayacaktır ve uygulamanız not responding durumuna düşüp uygulama crash olacaktır. Bunun içinde diyor bir tane görev yapın ama şunu da unutmayalım ki bunu çağıran komponente herhangi bir şey geri dönmez. Yani siz activity'den bir servis çalıştırdınız ve buna intent'inizle bir mesajlar gönderebilirsiniz. Değerler, veriler gönderebilirsiniz. Ama servis bunu çalıştırırken size geriye herhangi bir veri göndermez. İlla da göndermesini istiyorsanız böyle bir şeye ihtiyacınız varsa daha sonraki derslerimizde göreceğimiz bound servisi kullanacaksınız ya da bir receiver implemente etmeniz gerekecek. Servisimizi başlatırken intentleri kullanıyoruz. Aynı bir activity'yi başlatırken, bir broadcast receiver'ı başlatırken kullandığımız gibi. Bunun metodu ise start service metodu. Bu metodla tanımladığınız intenti göndererek servisinizi başlatıyorsunuz. Servis eğer çalışmıyorsa İlk olarak onCreate ve onStart command metotları tetiklenir. onCreate aynı bir activity'nin onCreate metodu gibi ilk defa oluşturmak için çağrılır. Daha sonrası servisinizin içinde yapacağınız işlemleri onStart command metodunun içinde yapıyorsunuz. Eğer sizin servisiniz zaten çalışıyorsa onCreate artık çağrılmaz çünkü zaten servis yaratılmıştır. Sadece onStart command metodu tekrardan çağrılır. Start service context'in bir metodu olduğu için bunu activity'nin içinde kullanabiliriz. Context neydi arkadaşlar? Uygulamadaki bütün kaynakları erişimimizi sağlayan ve activity'nin üst sınıfıydı. Bu metot bunun bir parçası olduğu için biz bunu kendi activity'mizin içinde kullanabiliriz. Bir de stop service komutumuz var. Aynı başlatmadaki olduğu gibi bu da içinde bir intent alıyor. Durdurmak istediğiniz servisi bir intent olarak belirtip stop servis komutuna parametre olarak geçerseniz ilgili servisiniz duracaktır. Ve bu durdurulurken bir servisi kaç kere istiyorsanız 10 kere başlatmış olun. Daha öncekileri hiç umursamayarak o anki servisi durduracaktır. Eğer sizin servisiniz çalışmadan evvel siz buna bastıysanız ne olacaktır arkadaşlar? Herhangi bir işlem yapmayacaktır. Servis sınıfınızın içinde servisi durdurmak için yani şöyle bir intent parametresi yoksa stop self komutu da aynı işlemi yapıyor, servisinizi durduruyor. Servisimizi gerçekleştirmek için mesela my start service diye bir sınıfımızın olduğunu düşünün. Burada arkadaşlar on start command metodunu servisi mecburuz yani bu sınıfı yazmaya. Bu çağrıldığında dediğimiz gibi ya stop servis ya da stop self metotları çağrılana kadar bu arka planda çalıştırmaya devam edecektir. Bir de on bind metodumuz var ki bu her zaman gereklidir ama bu bir started servis olduğu için null geri dönmelidir. Bu metot şeye yarıyor. Komponentle ilgili yani biz ne dedik? İşte activity'den servise veri gönderdiniz ama servis buna geriye veri göndermiyor. Bu yüzden null geçiyoruz. Gönderseydi biz buraya başka değerler yazacaktık. Bunu da farklı bir servis çeşidi olarak ele alacağız. Ama şu an için yani bir started servis konusunu anlatırken bunun null olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunlardan bahsettik. Şimdi gelelim örneğimize. İlk defa bir servis örneği yapacağız.
Öncelikli olarak boş bir proje başlattım ve gördüğünüz gibi buraya iki tane buton koydum. Start servis ve stop servis diye. Ve burada bir tane checkbox'ım var. Bunu neden koydum? Uzun sürecek bir işlemde uygulamayı nasıl kilitlediğimizi göstermek için böyle bir şey yaptım. Şu an için Genymotion açık mı? Şunu bir çağıralım. Şunu da kapatayım. Ve main activity'de bu butonlar tıklanıldığında çağrılacak olan metotları tanımladım. Şu an için hiçbir şey yok. Şöyle boş bir şekilde uygulamam başlasın. Evet, başladı. Butonların tıklamasında, checkbox'ta herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Şimdi ilk servis sınıfımızı oluşturalım. Bunun adına My Started Service diyorum. Yeniden tekrar ediyorum. Bunun servis çeşidinin adı Started. Ve biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Servis sınıfından extend ediyoruz kullanmak için. Bunu yaptıktan sonra bana bir uyarı veriyor. Alt Enter'a basıp implement metot dediğimde gördüğünüz gibi onBind metodunu implemente etmem gerekiyor. Ve bu bir started servis olduğu için bunun null geriye dönmesi lazım. Yani bu herhangi bir komponente bind, yani bağlı değil. Bağımsız olarak onlardan çalıştığı için geriye null değerini dönüyor. Yine burada anlatmak istediğimiz neler vardı? onCreate metodumuz vardı. Şunun altına onDestroy metodumuz vardı. Bir de arkadaşlar ne vardı? Servis komutlarının çalıştırılacağı onStart command metodumuz vardı. Yalnız burada şöyle bir şunları silmemiz gerekiyor. Yani en azından kullanmayacağımız için şöyle 3 parametre alan şeklini kullanacağız. Intent, hangi intent ile bu çağrılıyor onun bilgisini tutuyor. Ve bazı flag'ler var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi gelelim buraya bir tane ne diyorduk? Private static final string tag diyorum. Ve bu tag'in içine neyi koyuyorduk arkadaşlar? My started service nokta class nokta get simple name diyerek buradaki tag'i oluşturuyoruz. Ve her birine bir log statement koyuyorum. Log.i tag, ne diyelim buna? On create çağrıldı desin. Daha sonra artı diyelim. Şöyle bir boşluk bırakalım. Ve de ne yazalım arkadaşlar? Hangi thread'de çalıştığı bilgisini alalım. Thread nokta current thread'in ismini alalım. Boşluk koyacak ve bunu burada yazacak. Bu log state'imi alalım. Diğerlerinin içine de koyalım. Bu zaten null dönecek. Buraya yazmamıza gerek yok. onStart komanda yazalım. onStart command çağrıldı ve onDestroy çağrıldı. Çağrıldı. Şimdi servis sınıfımız şu an için bitti. İçinde herhangi bir işlem yapılmıyor tabii şu an için. Bir daha ne yapmamız lazım? Bunu manifest dosyasına belirtmemiz lazım. Şimdi activity oluşturduk. Bunu burada belirtiyoruz, değil mi? Broadcast receiver oluşturduk. Buraya receiver olarak belirtiyoruz. Aynı bu şekilde bu servisimizi de buraya belirtmemiz gerekiyor. Benim servisimi ele alacak sınıf bu diyerek. Daha sonra servis başlat ve servis durdur metotlarını yazalım. Ne demiştik arkadaşlar? Aynı bir activity'yi başlatır gibi, aynı bir broadcast receiver'ı başlatır gibi servisi başlatırken de kullanacağımız yapımız ney? Intent'ler. Biz şuradaki versiyonu kullanacağız. Package context'imiz bu sınıf. This diyebileceğiniz gibi main activity nokta class da diyebilirsiniz. Main activity nokta this miydi? Evet. Bir de class olarak da bu intent neyi başlatmak istiyor? MyStartedService nokta class'ı başlatmak istiyor. Daha sonra da ne yapıyorduk? Start service deyip bu intent'i başlatıyorum. Bu servisi başlatıyorum. Burada oluşturduğum intent yardımıyla.
Bir de servis durdur metodumuz vardı ki ne işe yarıyordu bu da? Oluşturduğumuz çalışan servisi durdurmaya aynı şu şekilde önce bir internet nesnesi yaratıyoruz. Ve bu internet nesnesini stop servis metoduna parametre olarak geçersek internet. Ne olacaktır? Benim çalışan servisim durdurulacaktır. Evet. Şöyle biraz boşlukta olsun. Tamam. Şimdi bunu bir durduralım. Tekrardan bir başlatalım. Uygulama çalışırken şuradaki Android monitörü de açıp bir bakalım neler oluyor. Uygulamam başladı. Şimdi öncelikli olarak herhangi bir servis çalışmıyor. Stop servise basarsam gördüğünüz gibi Logcat'te herhangi bir uyarı görmüyorum. Neden? Benim şu an için hafızada çalışan bir servisim yok. Ama start servise basarsam gördüğünüz gibi öncelikli olarak onCreate çağrılıyor ve main thread'de çalışıyormuş bu. Daha sonra da onStart command metodu çağrılıyor yine aynı şekilde main'de. Tekrardan basıyorum. Gördüğünüz gibi artık onCreate metodu çağrılmıyor çünkü bu servis zaten oluşturuldu. Sadece ne oluyor? OnStart command metodu çağrılıyor. Peki stop servise basarsam ne oluyor? Gördüğünüz gibi OnDestrain metodu çağrılıyor. Şimdi buradaki butonların ne işe yaradığını ve buradaki metotların hangi sırayla çağrıldığını biraz anlamış olduk. Şimdi gelelim mesela ne dedik? Servis çağrıldığında veya servisin kullanılacağı metot neydi arkadaşlar? Buydu. OnStart command metodu. Şuraya geliyorum. Mesela ne dedik? Burada dedik uzun süren işlemleri yapmayalım. Mesela 15 saniye sürecek bir işlem. Şöyle bir simülasyon yapabiliriz. İlgili thread'i 15.000 yazarsam ben 15 saniye boyunca işlem yapacak böyle bir dummy yani deneme işlemi gösterebilirim. Bir simülasyon olarak düşünebilirsiniz. Yani burada 15 saniye sürecek bir işlem yapılıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya tekrardan bir başlatalım. Uygulamam açıldı. Bakın şu an şuradaki checkbox'ı ben tıklayabiliyorum. Butonu tıkladım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeyi tıklayamıyorum. Çünkü buna bastığım an oradaki 15 saniye sürecek işlem yapılmaya çalışıyor ve uygulamam crash oldu. Normalde bir pop-up çıkıyordu ama bu emülatörde niyeyse böyle kendini kapatıyor. Yani uygulamayı crash yaptık. En başa kadar gitti hatta. Ben buna niye pin kodu koyduysam o da ayrı bir mesele. Evet. Uygulamamız crash oldu. Yani ne diyoruz? Her ne kadar deseksek servisler arka planda çalışan işlemler diye. Hani benim bu konuyu öğrenirken hep aklımı karıştıran bir şey buydu. Yani ben burada 15 saniye sürecek bir işlemi servis kullanırsam kullanabileceğimi düşünüyordum. Ama tam olarak öyle değil. Uzun süren işlemler için servisleri kullanacağız. Evet. Ama bu şu demek değil. Sizin buraya yazdığınız şeyler hep arka planda. Şimdi burada arka planda çalışıyor. Evet ama kullandığı thread aynı arkadaşlar. Yani main thread. Yani buradaki butonları tıkladığım, benim işlemlerimi ele alan thread'i ben 15 saniye boyunca kitlememem gerekiyor. Ama nedir? Arka planda çalışıyor. Şimdi bunun örneğini şöyle göstereyim size. Şurayı şöyle bir yorum satırı içine alayım. Mesela şöyle bir şey yapalım. Ben burada RAW diye bir klasör oluşturdum ve içine bir tane MP3 koydum. Patlama efekti. Şuraya geliyorum. Bir tane Media Player öğesi oluşturuyorum. Bu Media Player sayesinde Player eşittir dedim. Media Player.create dedikten sonra benden öncelikle context bekliyor. This değil de bu sınıfın adını yazalım. My started service.this. Daha sonra da çalmak istediğiniz dosyayı gösteriyorsunuz. raw.explosion diye gösteriyorum. Daha sonra buraya player.setlooping diyelim. Sürsün bu. Yani döngü halinde çalmaya devam etsin. player.start diyelim.
Şimdi mesela bu örneği bir incelemeye çalışalım. Şu anlam kargaşasını önlemek adına anlatmaya çalışayım. Şimdi mesela start servise bastım. Gördüğünüz gibi arka planda bir patlama sesi var. Ama bu da tıklanıyor, değil mi? Bakın o arka planda çalışmaya devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu patlama sesi sürekli olarak olan bir şey. Peki neden main thread'i kitlemiyor diye. Şimdi şunu bir kapatalım şimdilik. Şimdi arkadaşlar aslında oradaki ses, yani bu küçük bir şey değil de 4 dakikalık bir müzik bile olsa o 4 dakika boyunca sizin UI'nızı ne yapmıyor? Engellemiyor. O bir kere olarak şurada çalıştırılıyor ve arka planda çalışan şey artık sizin servisiniz değil, media player'ınız, yani çalan müzik. İşte bakın bu mesela arka planda çağrılıyor. Şunu anlatmadan önce şurada onDisray metodu, yani ben stop'a bastığımda bu müziğin durmasını istiyorsam buradaki onDisray metoduna geleceği için buraya gelip player.stop demem lazım. Şimdi bir daha tekrardan göstereyim. Aksi takdirde biz o müziği çünkü durduramayacağız. Şimdi start servis dedim. Arka planda ne yaptı? Müziği bir başlattı ve orada gördüğünüz gibi set looping'i biz true verdik. Bu uygulamayı kapatsanız bile arka planda çalmaya devam edecek. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Started servis onu çağıran komponentten bağımsız çalışır. Gördüğünüz gibi siz başka şeyler de yapsanız o arka planda çalışmaya devam ediyor. Ama ne yapmıyordu? Main thread'i started servis. Main thread'i kitlemiyordu. Ha, deminki gibi thread'i biz 10 saniye uyutma işlemiyle aynı değil. Çünkü bu bir kere olarak player'ı başlatıyor. Ve ondan sonra hani belki de 0.5 saniyelik bir işlem bitti gitti. Ama o player'ı durdurmak için stop servise bastım. Hem o servisi durdurdu hem de benim player'ime stop özelliğini vermiş olduk. Umarım biraz anlamışsınız. Yani arka planda çalışması demek onun farklı bir thread'de çalışıyor olduğu anlamına gelmiyor. Buraya default olarak yazacağımız her kod nerede çalıştırılıyor arkadaşlar? Android monitörde de gördüğünüz gibi main thread'in üzerinde çalıştırılıyor. Peki hocam, ben burada uzun sürecek bir işlem yapıyorum ve tabii ki de main thread'i kitlemek istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onun için arkadaşlar kullanacağımız farklı bir yol var. Asynchron task dediğimiz bir sınıf var. Onu kullanacağız. Bu videoda yeterince uzadı. Dilerseniz bir sonraki derste de onu görelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.